Evet sevgili dostlar, bir tweet TV daha başladı. Günlerden pazar. Muammer Ketenci, ünlü tasarımcı Muammer Ketenci. Hakan K. Evet. Evet 21. Hoş geldiniz bu arada sevgili Muammer Ketenci. Bu da tasarımcısı. Moda tasarımcısı. Hayır, Türkiye'deki moda dünyasının 7-8 kalbinden biri. Teşekkür ederim. Hakan'cım hoş geldin. İyi günler. Bu ben... Hakan'ın titrini söyler misin? Yok bundan sonra... Ben pazar neşesi. Güzel bir sürprizimiz var. Bundan sonra sevgili Hakan K. her pazar bizimle olacak. Tweet TV'de olacak. İyi günler. Tekrar hoş geldin. Baktık Hakan'ın reytingi var. Aldık tekrar onu geriye. Şaka yapıyoruz. Hemen sevgili Muammer Ketenci'ye dün bizi takip ediyor mu? Takip değil. Ne derler? Yaşıyorum. Hissinden yaşıyorum. Vallahi. Evde dahil kendimden savaşıyorum. Yani her gece neredeyse avantgarda gelip şey yapacağım, alışveriş yapacağım. Biraz Yalçın'dan. Bu takibi biraz... Yok Yalçın'dan, tabii Yalçın bu işin başını çekiyor ama ekip olarak çok bir aradalar. Evet. Kardeşler olsun, yanında çalışanlar olsun. Yani ne bileyim, onun yanında da sattıkları hakikaten avantgard modern anlamındaki kıyafetleri beni cezbediyor. Şimdi modacı olarak onları insan olarak seviyorum ama bir de kıyafetlerdeki seçicilik tarzları çok hoşuma gidiyor. Ve bu kadar yığının arasında kendime onlarca şey bulabiliyorum diyebilirim. Yani. Evet. Hakan sevdiğim sizin bir şey var. Ben top kendi yaptığını insan olarak çok seviyorum. Ben hayvan olarak ben sevindim. Evet. Hemen Best Top 10 tweetlerimizi okuyorum. Esas çocuk adam yazıyor abi. Cadde ben bayanım Arzu lafacan kız düş büken bak ne diyorum ve Mehmet Beyaz Bayrak ve son tweetimiz kalıyor. Onu da Mustafa Kemal Atatürk'ten. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten biz okuyacağız. Şöyle bir durum var. Sabah çoğumuz 5'e 6'ya kadar yalçasını bilmiyorum. İsmini aslında vermek istemiyorum. Bu arada Atatürk bizim sadece bugün bunu konuşacağız. Bir daha konuşmayacağız. Rant evet. Olarak da kullanmayacağız bunu. Alper Terzioğlu diye bir şahıs var. Biz daha çok bizi izleyen bu ülkenin savcıları ya da kim izliyorsa bizi işte amcası, dayısı, avukattır, savcıdır. Bu Alper Terzioğlu denen şahsa lütfen bir şeyler yapılsın. Çünkü kahrolduk gerçekten. Bilmiyorum. Evet. Yani ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Dün Cemil Bey ile ilgili de neler söyledi. Yani bu ülkenin kurucusuyla ilgili bu kadar ağır ithamlarda. Aysel fukarası diyoruz böyle değil mi? Hayır aslında onu burada konuşmamız hoş bir şey değil, değil ama. Bence bu arkadaşla daha fazla böyle şey yapmaya gerek yok. Bu arkadaşın reklamını yapmayalım. Sadece yani. Reklamını değil sadece bu ülkenin savcılarına göreve davet ediyoruz. Göreve davet ediyoruz. Bir konuyu da kapatalım istersen. Evet. Kapat. Aynen. Buyurun. Bu konu hakkında. Evet. Yani bu konu hakkında bir meslektaşımız sabaha kadar uğraştı. Kahroldum yani. Evet tabii ki uğraşacak. Yani biz bir Türk milleti o evet. Ve başımızdaki önderimize böyle laflar geliyorsa ki evet. Biliyorsunuz Fransızlar çekmiş olduğu bir filmde Peygamber Efendimiz'e uzanan diller için herkes şeyi ayağa kaldırdık ki kimse bu dili uzatamadı, onu koparırız. Bu Peygamber Efendimiz'den aynı eşdeğerli. Çünkü bu yüce insanı Atatürk'ümüzü de bizim başımıza önder olarak getiren büyük yaratıcımız. Bir daha onun için ben bu yönden bakıyorum. Sizler daha evet. Farklı bakabilirsiniz. Onun için buna dil olabilir, kol olabilir, ayak olabilir. Bana kalsa ben koparmayı değil, ona onları yuttururum. Bir de moruk bir şey söyleyeceğim. Bizim İslam dinimizde yalan, iftira, insanları hor görme, aşağılama, küfür var mı? Hayır asla. Tabii yok ama şöyle bir şey de var ya. Böyle bir bu karakterde bir adamdan zaten hani bu karakterde bir adamla polemiğe giremezsin. Ona yapılacak bir tek evet. Şey var. Onu TV ekranlarından yapamayız muhtemelen. Evet. Ama karşılaşan ilk arkadaşımız bunu yapacaktır. Ben bu tür insanlara klavye şövalyesi diyorum. Bu klavye şövalyesi arkadaşlarımız klavyede öyle kapılarına göre takılıyorlar. Biz Atatürkçü bir milletiz. Atatürkçü bir milletiz. Müslümanız da aynı zamanda. Tabii. Anlatıyor yok tabii değil mi? Tabii. O başka, o başka zaten. Bizim ne Müslümanlığımıza, ne dinimize, ne de inançlarımıza, ne de Atatürkçülüğümüze, milliyetçiliğimize, cumhuriyetçiliğimize olmamıza kimse dil uzatamaz. Bu klavye şövalyelerini burada konuşmak yersiz. Yersiz. Yes. Bence de yani. Son bir cümle ekliyorum, bu konuyu kapatıyorum. Bu şahıs her defasında gidin Murat Bardakçı'ya sorun diyor. Sevgili Türkiye'nin en iyi iki tarihçisinden biri Murat Bardakçı da bu konuda lütfen bir açıklama yapsın. Hemen ilk tweetimize geçiyorum. Evet. Esas çocuk çevremde çok insan var diye sevinme demek ki herkese
yüz veriyorsun, peşinde koşuyorlar diye de havalanma, ucuz malın alıcısı çok olur. İkinciye geçelim. Beğenmedim. Saygı duyuyoruz. Arkadaşımız yazmaya devam etsin. Adam çok parası varsa Avrupa'dan alışveriş. Tamam oldu. Tamam oldu. Evet. Adam yazıyor abi. Seni gördüğümde otomatik gülümsüyorum dediğiniz bir kişi varsa geçmiş olsun. Var. Benim var mesela. Yalçın abi. Avangard stüdyolarında acayip bir ses geliyor ama. Evet. Tekrar okuyayım. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Bunlar tweet TV seyircileri değil. Alışverişe gelen normal insanlar. Böyle bir izlenim vermeyeyim. Evet. Seni gördüğümde otomatik gülümsüyorum dediğiniz bir kişi varsa geçmiş olsun. Aşık mı? Ya hayır, benim de var Yalçın. Gördüğüm an gülüyorum. Ben seni yapmasına gerek yok. Bu tez üzerine mesela ben Yalçın'a aşık olmuş oluyorum. Öyle bir şey yok. Dünyayla kardeşim olsak yeter. Saç çıkacak. Saç çıkacak evet. Evet, sonraki tweetim. Cadde. Dünyadaki en üzücü şeylerden biri, bir zamanlar birbirinin her şeyini bilen iki insanın tamamen yabancıymış gibi davranması. Kimden bahsediyoruz? Aşklarda başlıyor bile seve seve. Evet. CC derken ne? Ton mu? Bu ne? Yok tabii ton mu? Bizim halkımız bu çok şey o kadar çok alışıyor ki ve alışkanlıkları çok kısa sürede de sıkıntıya ve bıkkınlığa erişiyor. Bizim Türk halkında böyle bir gariplik var. Ya bu olmasın. Ne aşkta ne kıyafetlerimizde ne elbiselerimizde ne ayakkabılarımızda. Onları uzun süre kullanır. Evet. Sonraki tweetimiz sevgili Arzu. Et Arzu. Deminden beri sana söz veriyorum. Ben annem ve babam. Vallahi terk ederim sizi diyor. Haberiniz olsun. Annem ve babam gibi aşkını istiyorum. Bu kadar çabuk. Muammer Bey çok görseydi. Bu kadar çabuk tüketmem ve tüketmemek için o kadar güzel yöntemler var ki. Bunları uygulayalım. Birbirimize mektup yazalım. Abi, bence bu cevabın arkasında anne baba olmamalı. Onlar ayrı. Onlar başka bir dünya. Biz sevgililere ve giyime kuşama, yediklerimize, içtiklerimize teknolojiye yönelik konuşalım. Anne baba bence bu konuydan çok çok güzel. İkiniz de şiir gibi konuştunuz. Biz vallahi bu işi bırakıyoruz ya. Az kaldı. Sonraki dizi biraz daha ezerseniz biz bu işi bırakırız. Sonraki tweetim sevgili Arzu belki mesaj atmıştır diye telefona baktığımız kadar ders kitaplarına baksak Oxford'a gitmiştik be demiş. O da ayrı. Çok doğru söylüyor. Evet canım benim. Abi bazıları var öyle ama. Hayır, sokakta herkes dikkat ediyor da Mongol diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Küçük hanım. Ya birine araba çarpacak, ya birinin ayağına basıyorlar, ya bir hayvanı eziyorlar. Bunu da nedeni ne biliyor musunuz? Caddelerde mesajlaşma. Önüne bakmıyor artık insanlar. Böyle bir Mongol bir hale geldi. Hakan'cığım ne diyorsun? Ben hanımefendinin şaşkınlığı çok özel bir izliyorum. Hanımefendi kameranın dibine kadar geldi. Sonra işte ayakkabılara baktı. Sonra arkadaşım bize dedi ki yapmaz mı, oradan geçinmiyorum dedi. Yanlış da gelmek evet ama oradan geçinmesini düşünmek beni çok üzücü açıkçası. Hayır, bu da yine zihnin telefonların beyin zedelemesinden oluşuyor. Kullanmak şartı çok uzun süre kullananlarda boşlukta da tepki yaratabiliyor. Sonraki, çayları da içelim. Sonraki tweetimiz Lafacan Kız. Aynı anda bu Yalçın'a geliyor aynı zamanda. Yalçın. Aynı anda 3-5 kısa yüz verip sonunda en çirkiniyle çıkana Türk erkeği denir demiş. Sana geldi abi. Yorumsuz bırakıyorum. Kız arkadaşım alınır şimdi. Ay belki kendi de çirkin diye özellikle çirkinleri seçiyor. Evet. Doğru abi şimdi yani. Ben de o şekilde olmuyorum. Ben gülmek için yüreğim önemli. Ben kendim güzeli seçiyorum. Bir şey olmuyor yani. Abi top şey diyeceğim. Ben yüreği önemli benim için. Hayır, olay Türkiye erkeğine geldiği zaman hemen kullanırım. Desene abi karşıma çıkan bir kız evleneceğim. Ne böyle konuşuyor? Doğru söylüyorsun. Sonraki tweetimiz düş büken. Hadi diyelim ki seni affettim. Evet. Peki senin gibi bir şerefsizi affettiği için kendini nasıl affeder insan demiş. Şerefsizlerle benim hiç işim olmadı şimdiye kadar. Buna cevap veremeyeceğim. Aa. Evet. Üflemiş bence. Üflemiş. Üflemiş. Evet. Sonraki tweetim. Bak ne diyorum. Kirpiği pamuğum diye seversin. O da zamanla kendini ipekten zanneder. Müthiş çok bir tweet. Ağır darbe. Buradan Bursa çekirgen sevgiler. Çok evet. Çok ağır bir şey. Üzmüşler, yıpratmışlar bu kardeşimizi. Buradan son tweetimiz sevgili Mehmet Beyaz Bayrak. O da konuk gelmek istiyor. Bizi alacağız bugün. Hangi masaldan çıkıp geldin de hikayem oldun sen sevgili diye bir tweet. Ama genelde bütün sevgililer masaldan çıkmış karakterdedir. Evet. Çünkü onları okuyarak veya onları izleyerek onların rollerine bürünüyoruz hepimiz. Gerçekte böyle oluyor.
Evet. Güzel bir şey söylemiş arkadaşlar. Son tweet, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Din vardır ve lazımdır, dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur demiş. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Alkışlıyoruz, evet. Büyük alkış. O... Evet Muammer Bey. Rahmetli Atatürk hep vardı. Bundan sonra da hep var olacak. Afkuranlara lütfen kemik atmayın. Önlerine, kapıların önlerine su da koymayın. Sadece ne afkuruyor dedikleriniz gerçek köpeklerin sularını kapının önüne koyun. Sizin evet sizin Hakan Bey, sizde sıra. Çok acayip bir şey söyledim. Muammer Bey söylediğim üzerine bir şey söylüyorum. Bitti mi? Evet. Devam. Tebrikler. Hakan bir şey soracağım abi. Türkiye'de moda deyince aklına hangi modacılar geliyor? Muammer Keterci yanımda olsun söylemiyorum abi. Zaten şöyle bir şey var. Modacı ile tasarımcıyı biraz da karıştırmamak lazım. Evet. Genç tasarımcı arkadaşlarımız var. Çok yetenekli. Çünkü bu iş artık akademik düzeyde yapılıyor. Gerçekten ben buna çok da mutlu oluyorum. Her şeyin akademik düzeyde yapılan elinden eğitimi. Evet. Kendi dalında ülkeye pek çok yetenek kazandırır. Ama bir de Muammer Keterci i̇şte, gibi yetenekler var. Türkiye'ye yeni yetiştirilmiş genç tasarımcıların öze gelenlerinden birisi Ferit Akgün. Muammer Bey'e de sormak isterim. Birçok meslektaşı var. Gerçekten 3 tane meslektaşınızı sayabilir misiniz? Kendi dalımla evet, alakalı. Kendi dalım. Bu kere bu ülkenin başında duayen olmuş Yıldırım Mayur. Asla geçer. Şahsen tanışırım. Ben de. Ve kendisi de değil. Evet. Arkadan Fevziye Çamer. Büyük ustalarımızda. Onun arkasından da gençliğe daha yakın olan Cengiz Abazoğlu. Hatice Gökçe. Onun dışındakiler, Hatice Gökçe erkek tasarımcısı olduğundan dolayı şu an Hatice'yi çok da severim, iyi dostum. Yürüdün al. Onun dışındakileri tanımıyorum, tanışma süreci de vermiyorum. Devam edelim. Evet sevgili dostlar. Bize Allah'ın suyunun sonuna geldik deme sakın. Bize Allah'ın suyunun sonuna geldik. Evet sevgili dostlar. Evet Hakan Top sende. Buyurun Hakan Bey, pazar mesajı verir misin? Ben bir de Twitter adresinizi verirseniz. Evet. Şimdi ben burada Dersem'de Muammer Bey'le bir arada olmak güzel oldu. Ben de İktibar'da tadım valla. İlk önce sizin güzel yorumlarınızı dinlemeye gayret ettim. Bence izleyenlerimiz de bunlardan çok çok memnun olacaklar. Önümüzdeki pazar hatta mümkün olduğunca ben de Olguncum seni tebrik ediyorum Yalçın seni de. Çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olup gündem üzerine konuşmak çok keyif veriyor. TV izleyici öyle düşünüyordur. Herkese selamlar. Evet Muammer Bey pazar mı pazar mesajın var mı son mesaj? Vallahi sağlıklı Muammer mutlu kalın. Size aşkta da olsun, mesleğinize de olsun. Ezenlere asla izin vermeyin. Bu dünyaya bir kere geliyorsunuz. Gözlerinizi bile mutlu olarak kapatın. Dur şeytan bu gururu sen yapma.